maçta sadece beni çağırdı mesela. Orada amili takımla çalıştık. Ama dediğim gibi işte çok hocayla çalıştım. Şenol Güneş'le çalıştım, Şenol Hoca'yla, Ersun Yanal'la çalıştım. Fatih Terim geldi, onunla çalıştık daha sonra bir noktaya kadar. Sonrasında işte sıkıntılar, bazı olmayan şeylerden dolayı. Ne gibi sıkıntılar? Ya hak edip de çağrılmadığınız oldu mu? Hak ettiğin zamanlar oldu. Yani çok iyi performans koyduğun zamanlar oldu. O zamanlarda hak ettiğimi düşünüyorum ama sonuçta hocaların tercihi diyebiliriz. Ama dediğiniz gibi kendi jenerasyonumda ilk başta milli olan bir oyuncuyum. Anadolu takımda oynarken milli takıma seçilen bir oyuncuyum, giden bir oyuncuydum. Bunun daha fazla devam ettirip milli takım kariyerimi daha fazla olabilirdi açıkçası. Neden olmadı? Ya bu benim elimde olan bir şey açıkçası yani. Yani bu konuya çok fazla girmek istemiyorum ama. Fatih Hoca döneminde çok fazla giymiyorsunuz forma. Bu teknik bir tercih mi yoksa farklı bir anlam katıyor musunuz siz buna? Fatih Hoca geldi ilk an milli takıma. Beni her zaman oynatan bir hocaydı. İlk başta hep yanındakiler değişiyordu. Ta ki bir İsviçre maçında mesela, oradaki maçta. Ben stoperim, sol bek birisini çıkardı. Sanırım Ümit Uzat mıydı bilmiyorum. Beni sol bek aldı mesela. Sonra oraya bir ters top oldu. Ben sol ayağımla için sağ ayağımla gittim diyeceğim. Her neyse. Sonuçta o orta oldu oradan. Gol oldu mesela. Fatura size çıkmış oluyor orada. Ve bunun devamı oluyor artık. Sonra iletişimsizlik. Birbirinize karşı yani olayı çözememe, anlatabiliyor muyum? Olay oradaki farklı boyut.